Her zaman olduğu gibi siyasetle başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan yılın ilk cuma namazını Ayasofya'da kıldı. Ayasofya'nın ibadete açılışı bir gazete tarafından 2020'nin en büyük felaketleri arasında gösterilmişti. Sosyal medyada çok tartışılan bu konu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu. ATV Haber başlıyor. Uzat artık bu çağda yaşamıyor. Çok gerilerde kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde CHP'li Fikri Sağlar var ve onun tartışma yaratan açıklaması. CHP zihniyetinin, faşizan anlayışının geçmişte olduğu gibi bugüne yansımasıdır. Bırakın artık bu işleri ya. Bugün parlamentoda nice başörtülü bayanlarımız var. Bay Fikri, görmüyor musun bunları? Daha çok mesafeler alacağız ama sen çağın dışında kaldın. Sonra sözü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na getirdi. Bay Kemal yanına 2 tane başörtülü alıp bununla milleti aldatma sürecini de bir kenarda bıraksın. Milleti aldatamazsınız. Geçti o işler. Yanına 2 tane değil 20 tane başörtülü koysan artık senin kim olduğunu, ne olduğunu gayet iyi biliyorlar. Cumhurbaşkanına Muğla'da katledilen Pınar Gültekin'in babasının CHP'li milletvekili Süleyman Girgin davadan vazgeçmemi istediği açıklaması da soruldu. Sayın Kemal niçin acaba bunu cevapsız bıraktı? Orayı biraz sıkıştıracaksınız. Bunların sorunları var. Taciz var, tecavüz var, hırsızlık var. Artık CHP'nin nereden nereye geldiği çok açık, net ortada. Ve bir gazetenin Ayasofya'nın ibadete açılışını 2020 yılında yaşanan felaketler başlığı altında görüp yılın ilk manşetine taşıması. Erdoğan bu soruya yanıtı cuma namazını da kıldığı Ayasofya Camii'nin bahçesinde verdi. Ben Sözcü Gazetesi'ni okumuyorum. Kimse de lüzumsuz yere buna para verip almasın. Ayasofya 2020 yılının adeta taçlı yıldızıdır. Çin aşısının ilk partisi Türkiye'ye geldi. Şubat ayına kadar 50 milyon doz daha gelecek. Aynı zamanda Pfizer aşısı için de görüşmeler sürüyor. Çin'den işte 50 milyon, bunun yanında Almanya'dan Euro kadar daha aşı gelme durumu söz konusu. Almanya ile yaptığımız görüşmelerde bir ortak üretim meselesi de söz konusu. Bu konuda TÜBİTAK çalışmasını sürdürüyor. Erdoğan sözlerini karantina kurallarına uymayanlara sitem ederek noktaladı. Bar, pavyon, balo, şu bu vesaire. İşte dün Boğaz'da biliyorsunuz bir yatta bu tür şeyler oldu. Yani bunlar bizi ciddi manada üzüyor, rahatsız ediyor. Affedersiniz bu yasakları zevkimiz, keyfimiz için istemiyoruz.